Muhterem izleyenler, dersimiz kader ve kaderiye ile devam ediyor. Ebu Müleyke'den oğlu Abdullah'ın rivayet ettiğine göre, o Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gelip ona kaderle ilgili bir şeyler söylemiş, o da kendisine şöyle cevapta bulunmuştur. Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir. Kim de bu mevzuda bir şey konuşmazsa, ahirette kaderden hesaba çekilmez. Amir İbni Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhüma ve erdan mecmain anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam bir grup eshabının yanına aniden çıka geldi. Onlar kader üzerine tartışıyorlardı. Münakaşanın mahiyetini öğrenince öylesine öfkelendi ki, sanki yüzünde bir nar tanesi patlamıştı. Kıpkırmızı olduğu şunları söyledi. Kader üzerine bu çeşit münakaşa yapmakla mı emrolundunuz? Veya bunun için mi yaratıldınız? Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerini diğer bir kısım ayetleriyle karşılaştırıp duruyorsunuz. İşte sizden önceki ümmetler bu çeşit davranışları sebebiyle helak oldular. Ravi Muhammed İbni Abdullah İbni Amr devam da dedi ki, babam Abdullah dedi ki, ben Resulullah'ın bazı meclislerinde hazır bulunmuş, bulunmamış olmama sevinirdim ama babam Amr'ın anlattığı bu mecliste bulunmadığıma daha çok sevindim demiştir. Çünkü burada Peygamberimiz şiddetle öfkelendi ve ümmetini, hesaplarını uyardı. İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ne sirayet, ne uğursuzluk, ne de öldürülen kimsenin başından çıkıp intikam, intikam diye bağıran ve hame denen bir kuş vardır buyurmuşlardı. Cemaatte bulunan bedevi bir adam doğrulup, ey Allah'ın Resulü, pekala, kendisinde uyuz olan bir devenin bütün deve sürüsünü uyuzlamasına ne dersiniz diye sordu. Aleyhissalatü vesselam da, işte bu kaderdir. Söyle bakalım, o ilk deveyi kim uyuzladı? Buyurdular. İşte sevgili dostlarımız, işin zahirini görüp işin kökünü göremeyenler burada cevabını almış oluyorlar. Öte yandan Resulullah aleyhissalatü vesselam, vebanın çıktığı yere girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba varsa orayı da terk etmeyin emriyle, cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçın uyarısıyla karantinayı ve dolayısıyla sirayeti önleyici tedbirleri de emretmiştir. Şu halde hastalığın bulaşması gerçeğini reddetme yoktur. Evet sevgili dostlarımız, Adi İbni Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına vardığım zaman bana, ey Hatim'in oğlu Adi,
Müslüman ol ki selamete eresin buyurdular. Ben de İslam nedir diye sordum. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmen ve hayır, şer, tatlı ve acı her şeyiyle kadere iman etmendir buyurdular. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Cabir radıyallahu anh'ı anlatıyor, Ensar'dan bir zat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gelerek, ey Allah'ın Resulü, benim bir cariyem var, onunla azil yapabilir miyim diye sordu. Aleyhissalatü vesselam ona, cariye için takdir edilen şey, çocuk kendine gelecektir cevabında bulundu. Bundan bir müddet sonra aynı zat aleyhissalatü vesselama gelerek, o cariyem hamile oldu dedi. Bunun üzerine Resulullah, bir nefse takdir edilmiş olan şey mutlaka olur buyurdular. Evet sevgili dostlarımız, Sevban radıyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ömrü ancak bir, her çeşit hayırlar, iyilikler, ihsanlar uzatır. Kaderi de ancak dua geri çevirir. Kişi işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum kalır. Evet sevgili efendiler, Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmül kitap ancak onun katındadır. Bu da ayet-i kerime, Ra'd suresinin 39. ayet-i kerimesi. Süreka İbni Cuşum anlatıyor, ey Allah'ın Resulü dedim, yapılan amel önceden kalemin yazıp kuruduğu, kaderin kesinleştiği şeyler cümlesinden mi, yoksa müstakbelde karşılaşacağı şeyler cümlesinden mi? Aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Amel kaderin tespit ettiği, kalemin de yazıp kuruduğu şeyler cümlesindendir. Herkes yaratıldığı şeye müyesser kılınır buyurdular. Evet sevgili dostlarımız, şimdi de Eshab-ı Güzin'in fazileti hakkında dersimiz devam ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu hakkında Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerinin malı kadar hiçbir mal bana menfaat sağlamamıştır buyurdular. Ebu Hüreyre devamla der ki, Resulullah'ın bu sözü üzerine Hazreti Sıddık'ın gözlerinden yaş aktı ve ey Allah'ın Resulü, ben ve malım sadece senin için var değil miyiz? Var değil miyiz? Ey Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ebu Bekir ve Ömer, bu ikisi kendilerinden önce ve sonra gelip geçecek, peygamberler dışında kalan, bütün cennetliklerin olgun yaşta olanlarının efendileri olacaklardır. Ey Ali, bu hususu hayatta kaldıkları müddetçe onlara haber verme buyurdular. Şefkat eden, hizmetleri herkesin takdirini kazanan şahsiyetleri bunun şahididir. Evet sevgili dostlarımız,
İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman Hazreti Cibril aleyhisselam inip "Ey Muhammed, sema ahalisi Ömer'in Müslüman olması ile müjdeleştiler" dedi. Hazreti Übey İbni Ka'b radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hakk'ın musafaha ettiği ilk kimse Ömer'dir. İlk selam verdiği kimse de odur. İlk elinden tutup cennete koyacağı kimse de o olacaktır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dua etmişti. Allah'ım, İslam'ın haseten Ömer İbnül Hattab'ın Müslüman olmasıyla aziz kıl diye dua etmişti. Hadisin Tirmizi'de gelen veçinde Allah'ım İslam'ı Ebu Cehil veya Ömer'le aziz kıl buyurarak Ebu Cehil ve Ömer'i zikrettiği belirtilir. Hadisin başka vecihleri de var. Farklılığı alimler, Resulullah önce her ikisinin de zikretmiş ise de sonraki bir duada sadece Hazreti Ömer'i zikretmiş olabilir diyerek tevil etmişlerdir. Şimdi de Hazreti Osman'la ilgili Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, her peygamber için ahirette bir arkadaş vardır. Orada benim arkadaşım Osman İbni Affan'dır buyurdular. Dünyada zürriyetleri iman edip kendilerine uyan müminlere ahirette zürriyetlerini kavuştururuz. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Bu da Tur suresinin 21. ayeti kerimesidir. Sindi der ki, bu ayete göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın muhterem kızları cennette peygamberin yanında olacaklardır. Hazreti Osman radıyallahu anhü de bu iki kerimenin zevci olduğu için onlara tabi olacak. Böylece o da aleyhissalatü vesselamın yanında bulunacaktır. Sindi Hazreti Ali'nin durumunu şöyle açıklar. Ali radıyallahu anhü aleyhissalatü vesselamın damadı olduğu halde ondan bahsedilmeyip peygambere arkadaş olarak sadece Hazreti Osman'ın zikredilmiş sebebi Hazreti Osman'ın esas itibariyle Resulullah'ın zürriyetinden sayılmamasıdır. Hazreti Ali çok yakın bir akrabasıdır ve onun yanında ve terbiyesinde büyümüştür. Bu sebeple onun zürriyetinden sayılır. Ayetin muktezasınca onunla beraberliği tabii bir hadisedir. Bunun belirtilmesine hacet yoktur. Ayrıca hadiste Resulullah'la beraberlik ve arkadaşlığın Hazreti Osman'a has kılındığına dair bir sarahat da yoktur. Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin girişinde Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizle karşılaşmıştı. Ey Osman, işte Cibril aleyhisselam bana haber verdi ki Allah Teala Hazretleri kızım Ümmü Gülsüm'ü Rukiye'nin mehrine denk bir mehille ve ona yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaşlık yapmak üzere sana
nikahlamıştır buyurdular. Görüyorsunuz burada da bir takdir-i hüda var. Efendim Kâb İbni Ucre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam vukuu yaklaşmış olan bir fitneyi zikretmişti. O sırada başı örtülü birisi yoldan geçti. Aleyhissalatü vesselam işte şu giden o gün hidayet üzere olacak buyurdular. Ben hemen sıçrayıp Osman olan o geçen kimsenin efendim bazılarından tutup Resulullah aleyhissalatü vesselamın karşısına geçerek o söylediğiniz bu mu dedim. Evet bu buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hastalığı sırasında yanında ashabından birinin bulunmasını istiyorum buyurdular. Biz de ey Allah'ın Resulü sana Ebu Bekir'i mi çağıralım dedik. Sükût buyurdular. Bunun üzerine sana Ömer'i mi çağıralım dedik. Yine sükût buyurdular. Bunun üzerine sana Osman'ı mı çağıralım dedik. Evet buyurdular. Onu çağırdık derhal huzura geldiler. Resulullah onunla baş başa kaldı. Aleyhissalatü vesselam ona konuştukça Hazreti Osman'ın yüzü renk renk oluyor, değişiyordu. Kays der ki bana Ebu Sehle Mevla Osman'ın anlattığına göre Hazreti Osman Yemüddar'da evinde muhasara edildiği günde kendisine Resulullah aleyhissalatü vesselam bana bir ahitte sözde bulunmuştu. Şu anda ben ona kavuşmaktayım demiştir. Hadisin ikinci ravisi Ali İbni Muhammed'in rivayetinde Hazreti Osman ben bu ahit üzere sabredeceğim demiştir. Ravi Kays'tir ki alimler hadiste geçen Yemüddar ev günü tabiriyle Hazreti Osman'ın evinde muhasara edildiği günü anladılar. Dilerim ki sen benim günahımı ve kendi günahını yüklenesin de cehennem ateşinin ehlinden olasın. Bu da zalimlerin cezasıdır. İşte Habil kardeşine böyle söylediğini Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 29. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Şimdi de dersimiz Hazreti Ali radıyallahu anhü efendimizle devam ediyor. Bera İbni Azib radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı haçta biz de beraberdik. Bir ara yolda bir yerde konakladı ve cemaatle namaz kılma emrini verdi. Bu sırada Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin elinden tutarak yanındaki ashabına ben müminlere nefislerinden evla değil miyim diye sordu. Hep bir ağızdan elbette evlasın dediler. Aleyhissalatü vesselam tekrar ben her mümine kendi nefsinden evla değil miyim buyurdular. Ashab-ı güzin yine hep bir ağızdan evet evlasınız bu dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi göstererek işte bu ben kimin dostu isem onun dostudur. Allah'ım sen buna dost olana dost,
düşman olana düşman ol buyurdular. Evet sevgili dostlarımız, Peygamber aleyhissalatü vesselam her hususta müminlere nefislerinden evladır. Bu da Ahzab suresinin 6. ayeti kerimesinden bunu öğreniyoruz. Hazreti Abbas Hazreti Ali'ye Resulullah'a müracaat ederek halifeliğin bize mi başkasına mı ait olduğunu bir sor diye emretmişti. Hazreti Ali Abbas'a şu cevabı verdi. Eğer benim sormam üzerine o bizi bundan men ederse artık hiç kimse bize halifelik hakkı tanımaz. Şimdi der ki bu iki büyük sahabi, iki büyük şahsiyet efendim hadisi şeriften halifelik manası çıkarmış olsalardı meseleyi bir de sual konusu yapmak üzere aralarında tezekkür etmezlerdi. İşte buradan da anlaşılmıştır ki halifeliği hiç kimseye açık seçik efendim tavsiye etmemiş, Hazreti Ebu Bekir'e işaretle bunu bildirmiştir. Abdurrahman İbni Ebi Leyla anlatıyor. Babam Ebu Leyla Hazreti Ali radıyallahu anhü ile akşamları bir araya gelip sohbet ederlerdi. Hazreti Ali kışta yaz elbiseleri, yazda da kış elbiseleri giyerdi. Biz babama bunun hikmetini bir sorsanız dedik. O da sordu. Hazreti Ali radıyallahu anhü şu açıklamayı yaptı. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hayber günü gözümden rahatsız olduğum bir sırada bana adam göndererek yanına çağırdı. Ben ey Allah'ın Resulü dedim. Gözlerimden hastayım. Vereceğiniz vazifeyi yapamamaktan endişe ederim dedim. Bunun üzerine gözüme mübarek tükrüklerinden sürüp bir de Allah'ım ondan sıcak ve soğuğun vereceği rahatsızlıkları kaldır diye dua buyurdular. O günden sonra ne sıcakta terledim ne de soğukta üşüdüm açıklamasını yaptı. Ey Hazreti Ali ilaveten Resulullah'ın şöyle buyurduğunu anlattı. Yarın Hayber'in fethi için öyle bir zatı komutan yapacağım ki o Allah'ı ve Resulünü hakkıyla sever. Allah ve Resulü de onu severler. O cepheden kaçacak biri de değildir. İşte görüyorsunuz, Hayber'in kuşatması biraz gecikince bir gün Resulullah, yarın şu sancağı öyle birisine vereceğim ki, Allah ve Resulünü hakkıyla sever. Allah ve Resulü de onu severler. Allah Hayber'in fethini onun elleriyle müyesser kılacaktır der. Bu ifade üzerine acaba o övülen zat ben mi olurum? Ümidi bütün müminlerin kalbini yakar. Hatta Hazreti Ömer o güne kadar komutanlığa hiç talip olmadığım, ancak hadiste ifadesini bulan şerefe nail olmak gayesiyle sancağın kendisine verilmesini arzu ettiğini, Resulullah'ın nazarına çarpma gayretlerine girdiğini belirtir. Ancak ertesi gün aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi çağırtır. Gözlerindeki rahatsızlık sebebiyle
özür beyan eden Ali radıyallahu anh hazretlerinin gözünü mucizevi şekilde tedavi ettikten sonra sancağı ona teslim eder. Gerçekten Hayber fethedilinceye kadar Hazreti Ali öyle yiğitçe savaşır ki Cenab-ı Hak onun ihlas ve samimiyetine mükafeten onu birçok harikalara mazhar eder. 8-10 kişinin kaldırmaktan aciz kaldıkları kale kapılarını tek eliyle kaldırıp kalkan olarak kullanır. Efendim bu hadis-i şerif ki bu vesileyle Hazreti Ali'nin mazhar olduğu bir duayı Nebevi'nin eserinin ömrü boyunca onda müşahede edildiğini açıklamaktadır. Soğuk ve sıcağın tesirinden azade kalmak durumunda olduğu gibi. Evet sevgili dostlarımız, İbni Ömer radıyallahu anhüm anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin efendileridir. Babaları onlardan daha da hayırlıdırlar buyurdular. Efendim gençlik, şebabet konusunda da inşallah bir sonraki dersimiz de bununla başlayacaktır. Cenab-ı Hak bütün eshab-ı kuzinin tamamından Cenab-ı Hak razı olsun. Bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Onlara bizi cenneti alada başta sevgili peygamberimiz olmak üzere hepsine komşu eylesin. Salli ve sellem ve barik ala Muhammed ve ala alihi ve ezvacihi ve sahbihi ve utratihi ecmain velhamdülüke ya Rabbel alemin.